Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, forum çerçevesinde bir panelde konuştu. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki refah kentine düzenleyeceği saldırıya Washington'un karşı çıktığını belirten Blinken, henüz sivillerin etkin bir şekilde korunabileceğine dair bize güven veren bir plan görmedik dedi. Gazi şeridindeki savaşın 1948 yılından bu yana yaşanan en büyük kriz olduğunu vurgulayan Blinken, Filistinliler için gerçek bir siyasi ufuk olmadan Gazi için tutarlı bir plan imkansız olmasa da zor olacak dedi. Blinken, ABD'nin Gazze şeridindeki saldırıları sona erdirmeye ve çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmasını engellemeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Bölgenin önünde iki yol olduğunu aktaran Blinken, birincisi bütünleşmenin sağlandığı, İsrail'e komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleştiği ve Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olduğu bir yol ya da sonu gelmeyen şiddet ve yıkımla gölgelenen ikinci bir yol şeklinde konuştu. Blinken, İran'a ve Hamas'a verilebilecek en büyük tepkinin İsrail'in bölge ülkeleriyle normal ilişkiler kurması ve Filistin devletinin hayata geçirilmesi olacağını ifade etti. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine değinen Blinken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısını durdurması yönündeki bir teklifi kabul edeceğini umduğunu söyledi. Blinken, Hamas'ın önünde İsrail'in olağanüstü cömert davrandığı bir teklif var. Hızlı karar vermek zorundalar ve doğru kararı verecekleri konusunda umutluyum ifadelerini kullandı.